aslında ilgi duyuru yapıldığı zaman ilgi inanılmaz. Biz mesela bir Mersin'de deprem dönünce bir maç oynamıştık İsrail'le. Muhteşem bir seyir. FIFA Dünya Kupası'nda ilklerin yaşandığı bir kupaya şahit olduk. Nedir ilkler? 32 takım ilk kez bir araya geldi. 64 tane maç oynandı. VAR'la ilgili olan kararları hakemin anons etmesi bazı kesimler tarafından çok olumlu karşılanırken bazı kesimler tarafından da olumsuz olarak karşılandı. Ama sonuç olarak baktığımızda günün sonunda İspanya'nın kazandığı, çok da hak ettiği, aynı zamanda da kadın futbolunun ne kadar yükselişe geçtiği bir Dünya Kupası'na şahit olduk. Sadece Avrupa ülkelerinin değil, Okyanusya'nın, Afrika ülkelerinin de bu kupaya dahil olup burada gerçekten iyi performans sergilemesi, aslında dünya çapında kadın futboluna verilen önemi ve artan trendi de gözler önüne seriyor. Yatırım anlamında ve ilgi anlamında son 3 senedir, son 5 senedir ciddi anlamda bir yatırım yapılmaya başlandı. Ama bu yatırım sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapması gereken bir yatırım değil. Bu işin içerisinde sponsorların girmesi, bu işin içerisinde büyük kulüplerin girmesi gerekiyor. Nihayetinde de son 3 senedir Beşiktaş'ın zaten varlığını biliyorduk ve ligde devam ederken Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Karagümrük gibi çok kıymetli Süper Lig kulüplerimizin kadın branşını açıp lige dahil olmalarıyla beraber aslında ligin kalitesinin ne kadar geliştiğini görüyoruz. Ben bu sene çok iddialıyım. Kadın Ligi bu sene ciddi anlamda bir ivme kazanacak. Hem yabancı sayısının artmış olması, hem Türk oyuncuların bu işi artık biraz daha profesyonel anlamda yapmaya çalışmasıyla ligin kalitesi artacak. Ve görünürlüğün de arttığı sürece de bu iş bizde de Avrupa standartlarında, dünya standartlarında yakalamaya yaklaşık bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Şimdi dünya aslında bu konuda zaten çok kaotik bir durumun içerisinde. Neden? Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyorsunuz. Hala kızlar erkeklerin almış olduğu maaşlar ya da primler kadar alamıyorlar. Avrupa'ya bakıyorsunuz. Hala istenen seviyede değil. Türkiye'ye baktığınız zaman da bir kadın futbolcunun sadece kazandığı ücretle kendi hayatını idame ettirme şansı çok fazla yok. Bunun yüzünden de kızlar genellikle ek işler yaparak kendi hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Ama bu iş için tek başına bu işten maaş almak ya da bu işi sürdürebilmek için de bu işin işte biraz daha profesyonel ellerde yoğrulması ve bu işe gelen katılım paylarının artması gerekiyor. Şimdi biz federasyon olarak bunun için uğraşıyoruz. Ligimizi profesyonel kaliteye yükseltmek, kızlarımızın da kendilerinin bakımlarını karşılayabilecekleri, aynı zamanda da ileriye dönük olan hayatlarını idame ettirebilecek süreci yaşamaları için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu sene ilk kez Nations League denilen Uluslar Ligi kadınlara da geldi. Ve bizler de C Ligi'nde seri başı olarak hazırlıklarımıza başladık ve devam ettireceğiz. 17 Eylül'de ilk resmi hazırlık kampımıza gireceğiz. 22 Eylül'de Gürcistan'la ilk maçımıza çıkacağız. 26 Eylül'de de Elazığ Atatürk Stadyumu'nda taraftarlarımızla buluşacağız. Bizim için çok kıymetli bir lig. Nedenine gelecek olursak şu anda biz UEFA sıralamasında 31-32'lerde, FIFA sıralamasında da 63-62 civarında bir sıralamadayız. Bizim en büyük hedefimiz Nations League'de C Ligi'nden B Ligi'ne çıkmak, hem sıralamamızı yükseltmek hem de kadınlara olabildiğince, Türkiye'deki kadınlara bu işi yapabildiğimizi göstermek istiyoruz. Resmi maçlarımızda tüm taraftarımızı yanımızda istiyoruz. Onlar olduğu zaman, o gücü arkamızda hissettiğimiz zaman gerçekten bu kızların yapamayacağı şeyler yok. Bizim için çok önemli olan süreçte yanımızda olurlarsa bizi de çok mutlu etmiş olurlar. Önceden futbol köylerimiz vardı. Onunla ilgili de şöyle bir istatistik vereyim size. 2010 senesinde futbol köyünde tanıştığımız oyuncular şu anda kadın A milli takımında benim oyuncularım. Sürdürülebilir bir çalışmanın olması, 12 yaşından beri tanıdığımız oyuncularla bir arada olmak gerçekten hem işin en keyifli kısmı hem de bu işin ne kadar sürdürülebilir ve bu kızlar aslında bu işi ne kadar istediklerini gösteren bir süreç. Onun dışında UEFA ile birlikte yapmış olduğumuz UEFA Disney Playmakers projemiz var. 5-8 yaş grubundaki tüm kız çocuklarımızı futbolla tanıştırıyoruz. Onun dışında bütün milli takım hocalarım
il il geziyoruz. Kadın futbolu ile ilgili seçmeler düzenliyoruz. O seçmeleri yaparken mutlaka liselerde ya da üniversitelerde paneller düzenliyoruz ve kadın futbolunu olabildiğince daha fazla kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Kız çocukları, özellikle anne babalar için bir mesajım olur. Eğer kız çocuğunuz futbol oynamak istiyorsa lütfen ona bu fırsatı tanıyın. Emin olun çok sevdiği için, çok severek yapacağı için sizi de çok gururlandıracaktır. Kendi de çok mutlu bir hayata devam edecektir.